sayın Yalçın böyle bir Türkiye erken seçime zorlama hamlesi gibi mi acaba yorumlanıyor? Ya ben e, biraz önce Hulki Bey de dedi ya madem kaybedecekleri gibi yani en azından kaybedecekleri gibi gözüküyor ona rağmen neden erken seçim istiyorlar diye. Benim aslında bu bu tür konularda tartışmakta veya anlamlandırmakta en zorluk çektiğim konulardan bir tanesi CHP'nin tavırları, söylemleri. E, CHP'nin e, ortaya koymaya çalıştığı siyaseti bir şekilde rasyonalize etmek, şundan yapıyor demek hakikaten çok zor. E, yani neden erken seçim istiyor? Ben bu konuyu biraz gayri ciddi bir e, muhalefet yapma biçimi olarak okuyorum. Şimdi erken seçim. Neden erken seçim? De, biraz önce, çok özür şunu da ekleyelim. Ee, Kılıçdaroğlu bir an evvel erken seçime gidiyor. Bir an gidiyor, evvel Kimden kaçıyorsun? Milletten, halktan kaçılır mı? Sandığı getireceksin. Halk seni istiyorsa bana tamam. ders vereceksin diyor. Yani e, Sayın Cevizoğlu da şunu sordu. Bu kadar mı eminsiniz kazanacağınızdan? Yani? Hadi ki, Sayın oluyor? Cevizoğlu onu sordu. Ben de birkaç başka soru sorayım. Mesela diyeyim ki bir an önce erken seçim diyorsunuz da adayınız kim? Bir an önce erken seçim diyorsunuz da ortaklarınız kim? Kaç tane ortaksınız? 7 mi, 5 mi, 3 mü, 3 artı 1, 4 artı 1 mi? Kaç? Erken seçim diyorsunuz da. Üçlü bir şekilde kalabalık. Gibi. Mesela çok temel olarak Türkiye'yi bu erken seçimde nasıl yöneteceğinize dair vizyonunuz, siyasi programınız nedir? Bunların herhangi birine aramızda cevap verebilecek herhangi bir kimse var mı? Yok. Peki gerçekten Kılıçdaroğlu'nun buna kendisinin bir cevabı var mı? O da yok. Ortaklarımızla toplanıp konuşacağız. Kim o ortaklar? HDP onun parçası mı? Ona da cevap yok. Şimdi burada Bu kadar... de göndermesi var onu da ekleyeyim çok özür dilerim. Alt yazımızda yazıyor izleyicimiz detayına da hakim olsun. Kılıçdaroğlu'nun erken seçim zorlaması kimin siparişi diye soruyor. MHP lideri Devlet Bahçeli 754 gün kaldığı seçimlere sabret ve seyret diyor Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu Biden'dan aldığı pasta sahayaymış ve Türkiye'nin kalesine gol atmaya çalışmaktadır diyor. Ya zaten onu hep söylüyoruz. Hani bu 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 anlamda işte o Biden'ın açıklamalarından sonra işte bu Sedat Peker olayında da Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarının oluşturulmasında falan zemininde hep şey var. Türkiye'de hani ne dedi Biden? E, bu sefer başka yollardan yani darbe olmayan yöntemlerle e, Erdoğan'ı devireceğiz. Kiminle beraber? Dikkat edin o zaman şey dememişti. Türkiye'deki muhalif siyasi partilerle değil. Muhalif her türlü kesimle. Yani bunun içerisine terör örgütünü de koyabilirsiniz. Bunun içerisine STK'sını, muhalif STK'sını da koyabilirsiniz. Terörle hiç alakası olmayan. Bunun içerisine suç örgütlerini de koyabilirsiniz. Bunun içerisine muhalif siyasi partileri de koyabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla bu söylem birliğini zaten hep dile getiriyoruz ama temel mesele şu. Hadi bunların her birini bir kenara bıraktık. Bunlar siyasi spekülasyon, tarafların birbirlerini suçlamak için kullandığı argümanlar diyelim. Ya iyi de ben bir siyaset gözlemcisi olarak anlamaya çalışıyorum. Seçim istiyorsun da vatandaşın karşısına neyle çıkıyorsun? Ya bir bilelim. Hadi diyelim ki yani en erken seçim ne zaman olur? Diyelim ki 6 ayda olur mevzuat çerçevesinde. 6 ay içerisinde vatandaşa ne anlatacaksın? Neye dair seçime gidiyorsun? Ortada bu yok ama erken seçim diyor. Hayır bir de mesela çok komik akıl yürütme biçimleri de var. Erken seçime gidelim, erken seçime gitmek için gerek olup olmadığını da referanduma sunalım. Referanduma sunacakmışız. Erken seçim yapmanıza gerek var mı diye. Oradan evet çıkarsa erken seçime gidecekmişiz. Tamam da o referanduma nasıl gideceğiz? Onun içinde bir ayrı referandum yapalım mı? Yani şimdi bunlar bir muhalefet partisi <laughs> liderinin ağzına yakışacak akıl yürütme biçimleri değil. Bazen kendimce düşünüyorum yani hani çok mu hunharca şeyler söylüyorum? Yok gerçekten anlamaya çalışıyorum. Gerçekten ne öneriyor, ne söylüyor? Adayının belli olmadığı bir seçimden bahsediyoruz. Veya şey tartışması, HDP'ye bakanlık vermek vermemek tartışması yürüyor ortalıklarda. Ya bunların hangisi Türkiye'nin ara ekonomi politikanız nedir? Ne söylüyorsunuz? Hadi diyelim ki Türkiye'de ekonomik zorluklar yaşanıyor. Buna dair ne söylüyorsunuz? E bunu da bilmiyorum. E erken seçime gidelim. Tamam erken seçime gidelim de bize bir bize bir şey sun. Bize bir açıklama sun. Anlamakta zorluk çekiyorum dediğim şey tam o. Bundan 6 ay önce Kemal Kılıçdaroğlu bir ilke açıkladı. Siz anlamazsanız biz nasıl anlayacağız hocam? Bir ilke açıkladı. Ben kendisinin de anladığını düşünmüyorum. Bir ilke açıkladı ve dedi ki ilkesel olarak Parti başkanlarının hiçbirinin aday olmaması gerekir dedi. Biz de oturduk tartıştık. Olmalı mı, olmamalı mı? Yani e, böyle bir ilkesel Adayın siyasi partisi olmamalı <laughs> anlamında da bir genel genel başkanlar mi? ilkesel olarak aday olmamalı dedi. Peki. Bu bir ilke koydu önümüze. Aradan 6 ay geçti. Benim aday olmayacağımı nereden çıkardınız dedi. Pardon, ondan 3 ay önce de Abdullah Gül'den çok korkuyorsunuz vesaire açıklamaları yaptı. Sonra döndük. Benim aday olmayacağım mı nereden çıkardınız dedi. Sonra döndü aday olmaya da bilirim dedi. Ya tam da bu erken seçim istiyorsanız ne dediğinizin biraz anlaşılması lazım. Bakın Erdoğan'ın bu ülkede seçim sandık başarısından bahsediyor değil mi insanlar? Bahsediyoruz yıllardır 20 yıldır sandık üstüne sandık kazanıyor. Erdoğan'ın kurduğu bir siyasi çizgi var. İster beğenin ister beğenmeyin. Tam 28 yıl önce eliyle göstermiş işte demiş Taksim'in şurasına cami yapacağız. Ne dediği belli. 28 yıl önce söylemiş. CHP'ye oy verecek herhalde. Öyle gizli ajanda bilmem ne falan yok. Her şey ortada. Ne dediğini Sürtü duyamadım CHP'ye. duydunuz galiba da onun için soruyorsunuz. Yani Getsin sanki CHP'nin adayı belli olunca Hasan Hoca Kılıçdaroğlu'na oy verecekmiş gibi çok üzülmüş konuşuyor. Üzülüyorum. <laughs> Bakın hakikaten üzülüyorum Hulki Bey. Çünkü ülkede muhalefet Neden önemli hocam? bir şey. Siyasi yarışma dediğimiz şey siz bir programla geleceksiniz, ben bir programla geleceğim. Sizin programınız benim programımla halkın önünde yarışacak. E, ortada muhalefetin pek, tek tek söylemi Erdoğan'ı devirmek olunca nasıl olacak? Peki aynı şeyi hakikaten üzülüyorum. Size çok üzüldüm ben bu stüdyolarda. Defalarca konuştuk. Dediniz ya ben defalarca oy verdim, oy verdim, oy verdim. Bir türlü bana iktidar vermedi. Yani hakikaten ben şimdi kendimi CHP'ye 20 yıl oy veren bir insan konumuna koysam, düşünsem ya bir dakika derim ya hani siyasetten bir seçmen olarak CHP'li Siyasetten anladığınız şey bu mu derim? Seçmen olarak çok değersiz hissettirdi bize. De değersiz his ya işte onur kırıcı bir durum değil mi? Ben ben evet 20 yıl boyunca Ekmel ekmelettin İhsanoğlu'nu çıkartacaklar ona oy vereceğim. Olmadı Muharrem muharreminceyi çıkaracaklar ona oy vereceğim. 20 yıldır Vallahi seçim kaybedecekler. %20 her seferinde vereceğim ben. Hasan Bastır hocam. Ya derim ki ya arkadaş vallahi, olmuyor vallahi, kusura bakma beni size mahkum etmeyin derim. Bu da benim fikrim olarak en doğal hay 20 yıl boyunca CHP düzeltmeye uğraşmak yerine ha, o genel başkanlığını bıraktı DSHP'de ısrar etseydi şu anda belki e, bambaşka bir yerde değil Evet siz olsaydı. de suçlu olabilirsiniz Hulki Bey. Hasanbaşı Bey yavaşça toparlayalım. Yavaş, yavaş, evet, son tamam. dakikaları e, masum Bey'e bölüştürün. Tamam Bey, yavaş, yavaş, Bey e işte. Ya şimdi böyle bir manzara bakın e, seçmen kitlesi Cumhuriyet Halk Partisine seçmen e, ya, oy veren değerli bir seçmen kitlesi var. ve bu insanlar bu insanların yerine koyduğumda ben genel başkanımı anlamakta güçlük çekerim. Ya HDP ile işbirliği ama Atatürkçülük şeyini hala bırakmıyorsun. Öbür tarafta YPG'ye bir şey söylüyorsun. Bugün bize Ekmelettin İhsanoğlu'na tıpış tıpış oy vermeye gideceksiniz diyorsun. Yarın Abdullah Gül'ü de çıkartabilirsin falan. E yani nedir bizim siyasi çizgimiz? Biz niye CHP'ye oy veriyoruz? Bunu insanlar hazmedemez. Yani bu, bu uzun süre sürdürülebilir Peki. bir durum değil. Şimdi bu şeyin içerisinde böyle bir karmaşanın içerisinde seçime gidelim diyor. E yani gidin, bir daha gidin, bir daha kaybedersiniz. Masum Bey, e, bir 3 dakika, 4 dakika gibi süremiz var. Son olarak Melik Bey'i dinleyip tamamlayalım. E, Buyurun. E, erken seçim isteme, kendi tabanını konsolide edip bir hedefe yönetme amacı gidiyor. Bu toplantılarda, bu tür programlarda, mesela neyi dile getirdim ben geçen sefer? Hı hı. Bir başka televizyonda, burada değil. Dedim ki, Erken seçim istemek, Cumhurbaşkanı'na tekrar aday olma yolunu açmaktır tartışmasız. Burada da dile getirirken Melih Bey. Bir, bir daha tartışıyor. söyler misiniz? Erken seçim. Erken seçime gitmek şu anda tamam. Cumhurbaşkanı'nın aday olmasını tartışmasız Peki. kabul etmek demektir. Mevzuata göre. Geri kalan ben de buna tartışmalı. dair zaten tartışma yok yani, demiştim. Geri kalan kısmı tartışmalı. Melih Bey. Yine o noktaya e, ben, geldik. O noktaya gelmeyelim. Ben diyorum ki <laughs> eğer erken seçim olursa varsay ki muhalefet tarafındayım ben. Erken seçimi istemek demek Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmek demektir. Tartışmasız. Eğer ben istemezsem başka şekilde gelse o zaman tartışırım, dava açarım, şey yaparım. Şimdi kabul ediyorum demektir. Şimdi burada o denledir ki şimdi referanduma döktüler işi. Şimdi bir kere bu erken seçim talebi akılcı bir muhalefet politikası olarak sürekli yani, gündemde kalacak. Bir an önce erken seçim gidiyor. Hayır olmayacak, an evvel erken ama, olmayacak gidiyor. ama hep gündemde kalacak. Niye erken seçim olmayacak ama muhalefet hep bunu söyleyecek. Ne, neden gündemde kalacak? Ama işte Bahçeli de diyor ki bu kimin siparişi diye soruyor. Efendim, Böyle eleştiriler efendim, bu, de geliyor muhalefete. Bu, bu talep Bahçeli'ye de yöneliktir. Nasıl? Bahçeli'ye de yöneliktir. Yalnız... Ee, Tayyip Bey'e değil. Aynı zamanda yani MHP'ye de İttifakı'ndan söz ediyoruz tabi. tabii ama burada Şimdi bakın MHP onların... lideri Bahçeli'nin şöyle de bir ifadesi var. Yani muhalefet de buna muhatap oluyor o yüzden soruyorum siz hani nasıl değerlendiriyorsunuz? Kılıçdaroğlu Biden'dan aldığı pasta sahaya inmiş. Şimdi bakın bir bir ben Biden var. işini sonra analiz edeceğim. İlk önce bu erken seçimi sürekli talep edecek ki kendi teşkilatları motive olacak. Neden? Çünkü şu anda partiler normal seçim tarihinde yapılana kadar iş hesaplaşmaları söz konusu değil. Biz istediğimiz kadar sen başarısızsın, seçim kaybettin, çekil diyelim çekilmez. Çünkü çekilmesi demek Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeniden kurulta yapılması demektir. Biz de bunları eleştirirken akılcı olmak zorundayız. Yani böyle yol gösterirken bir akılla hareket etmek zorundayız. Ben bunu derken Kuşkusuz, ya bu parti içi siyasetin bir o zaman şey, e, ayağı diyorsun. Hayır ama bu e, sürekli gündeme getirip e, karşıt olanları yani tepkili olanları Sus, kendi ama. tarafına safına çekme politikasıdır. Bu da bir politikadır. İstediğimiz hatta bu konuşmalarımız bile onun işine yarıyor çünkü birilerinin kayması neden oluyor. Gelen eleştirilerden söyle, söyleyenlerden anlıyoruz bunları. Şimdi bu konuda tabii bir tek bir aralık noktası var. Bir gün kafasının tası atar ya e, Cumhurbaşkanı ya da e, Bahçeli meydan okur boşluğa düşer. İktidardan birisinin, iktidardan birisinin İktidardan iktidardan birisi öyle kafasının tasarrufu şey olur mu? Ol, olabilir <laughs> bu her zaman olur bakın yani siyaset yani siyaset daha planlı bir şey değil mi planlı o plan onu onu yaptırtır çünkü çevresi farklı yorum yapar ee, yani şimdi biz kapalı yerde ne konuştuklarını bilmiyoruz iktidar tarafının biz zannediyoruz ki konuştuklarımızı benimsiyorlar ya da tekrarlıyorlar öyle değil şimdi bunlar da nasıl yönlendiğine bakıyorlar şimdi bizim rahmetli bilen Ecevit'in söylediği bir laf var. İktidar tarafından birisi, bir kişi yetkililerden erken seçimi gündeme getirsin, macun tüpten çıkmıştır artık. Dönüşü yoktur. Şimdi bu normal siyaset pratiğinde bilinen, yaşanan, geçmişte de yaşanan bir uygulamadır. O nedenle ben neden getiriyor gündeme, neden bunu söylüyoru istediğimiz kadar söyleyelim. Onun zaten istediği, ona karşıt olanlar bunu dile getirsin ki yanındakiler daha kemikleşsin, daha hırslansın, daha yapsın. Peki bu Hayır. lafı getirirken gündeme gereğini yapıyor mu? Gereğini yapmadığını biraz evvel Hasan Basri Bey'in yorumu benzer şekilde yaşadığımız. Ama bu şey. dönemde bu lafı dile getirmesinin amacı parti içi siyasette kendini güçlendirmekse Kendi zaten de değil. gereği Kendi değil bakın. Çok da önemli kendini bir anladınız. hiçbir sorunu yok şu anda 3 yıl müddetle yani gelecek seçime kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay söz konusu değil. Kendi etrafındakilerin başka yere dağılması. Çünkü iki tarafta birbirlerinin kadrolarına hücum ediyorlar. Birbirlerinin kadrolarındaki acaba bölme... Bir tarafta derken? E mesela CHP... AK Parti'nin içindeki söylemleri, bu e, konuştuğumuz, arkasını konuşmadığımız Sedat Peker'in videoları olsun, diğer olaylar olsun, e, dün izlediğimiz e, Davutoğlu'nun söylemleri, hep AK Parti'de 40 kız şiik var, küskün, arayış içindedir, bekliyor dedi dedikodusundan yararlanmak istiyorlar. Şimdi bu geçmişte biz yaşadık bunu ya yani DSP durduk yerde kazanamazsınız, şöyledir, böyledir deyip şak diye ikiye böldüler bizi. Arkadan da Devlet Bey e, e, söylettiler erken seçimi talep etti ve birden bire kendimizi seçimin kapısında bulduk ve o söylenenlerin tersine tamam, bir fotoğrafla çıktık. Zaten Biden'ın ben söylemini böyle değerlendiriyorum. Yani orada. Biden'ın söylemini böyle değerlendiriyorum. Yani iktidar tarafında bir gedik açacağız, bu gedik seçime götürüp değişimi sağlayacak. Bunu böyle algılamak lazım. Eğer böyle algılamazsak hata yaparız. Yani bu gediğin oluşmasını bekliyorlar. Onlar oturup bizim gibi değil, her şeyi farklı yorumluyorlar. Bu işte bir gazetede Almanya'da manşettir Sedat Peker. Evet. Ona göre konuşuluyor. Şimdi buradan Tabii. buradan böyle baktığımız zaman biz istediğimiz kadar söyleyelim yok böyle olur filan. O seçim zamanı ortaya çıkar. Ama şöyle bir şey daha var. Cumhurbaşkanı nabız tutmasını bilen bir lider. Yani siyasette. Bu 28 yıllık siyasetçi değil. Yani ben bu siyaset aranasında 1970'li yıllardan bu yana tanıyorum. Yani Beyoğlu geçti kolları başkanlığı iken Milli Selamet Partisi'nden evet. başlar. Dolayısıyla bunun nasıl etki tepki yapacağını kimse kestirmiyor. Yavaş yavaş toparlayalım Tabii. efendim. Şimdi burada sorun şu. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci aşamaya daha geçmiş değil. İkinci aşama kendisini güçlendirecek, kendisine yakıt olma olasılığı olan kesimleri etrafında toplayacak bir uğraş içinde değil. Daha çok karşı taraftan gelenlerin PR'ını yapıyor. Onlara yakın televizyonlar onların PR'ını yapıyor, onlara yakın olan kişiler. Aynen tıpkı iyi parti kurulduğu zamanki aynı politika şimdi hem DEVA'ya hem Gerçek Partisi'ne bir de beklenen diğer başka partilere düşüyorlar. Evet. Kendileri içinden de kopmalar var. Yani çıkışlar var. Şimdi burada başka şeyler ortaya çıkıyor. Son birkaç cümle o, efendim toplayalım. O da, o da şu. Acaba bu erken seçim laflarıyla bir erken seçim çıkarsa, bakın bunu hesap etmesi lazım herkesin. Acaba nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağız? Eğer iki part tarafta yani Cumhur İttifakı'nın önderliğini yapanlarla millet ittifakın önderliğini yapanlar bunun reel olduğu andaki hesabını yapmazsalar karşımıza bilmediğimiz başka bir tabloyla karşılaşabiliriz. Nasıl? Ummadığımız bir tabloyla karşılaşabiliriz. O ne demek? O da şu demek. Yani işin liderliğini aradan çıkacak başka organizasyonlar oluşabilir ve o organizasyonlardaki ittifaklar istenildiği kadar ittifak densin, ittifakla girerler seçime. Çıkarken koalisyon yaparlar. Yani yeni bir ittifak kurarlar. Çünkü bu Biden'ın söylemini, Biden'ın e, bu söyleyişini ve şu anda Türkiye'deki gelişmeleri izliyorum. Unutmayalım Peki. geçmiş tarihteki bile savaşlar. Hani biraz evvel Hulki Bey, Son Fatih Sultan Mehmet'le ilgili söylemleri söylerken onların hepsinin dayanan savaşlar dolayısıyla çıkan ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyordu. Şu anda hükümetin kendine çeki düzen vermesi gerekir. Bu ekonominin gerçek yüzünün kendi içinde tahlil edip çözüm bulmak zorunda. Şu anda ekonomi iyi değil. Bu iyi olmayan insanların çektiği sıkıntıyı, yaşadığı gerçek enflasyonu dikkate alıp başka tedbirler almaları gerekir. Ve en önemlisi gelecek iyi yetişmiyor. Bu pandemi dolayısıyla eğitim düzenindeki bozukluk insanları birbirinden koparıyor. Yani milli Peki. ittifak, milliyet hı hı. milli olmak, birlikte aynı şeyi birlik beraberlik içinde düşünme bu eksik kalıyor diyorsunuz. Kopuyor. Peki. Bunları bir araya getirebilmek için tamam hem iktidara hem muhalefete bence görev düşüyor. Çünkü bu tartışmalarımız hep sonunda ben tamam. ayrılırken kafamda şu var. Ya bunlar tartışıyoruz da Türkiye'nin yarını ne olacak? Biz hangi darbeye karşı, Çözüm ne kimlerle nasıl karşı koyacağız Bunu çok iyi düşünmek Peki. değerlendirmek zorundayız. Melik Bey, son değerlendirmeyi de sizden alalım. Kalan süremizde, buyrun. Bu erken seçim doğrultusunda şöyle, e, şimdi bir kere elbette erken seçme dair e, macun tüpten çıkması için e, tarafların birini seçim demesi gerekiyor. Yani ya Ak Parti ya MHP. E, ya meclis çoğunun aritmatin değişebilmesi için ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim demesi gerekiyor. Şu anda hem AK Parti hem MHP e, hem de Erdoğan kendini bağladı. Kimi 23 yılı konuştu. Hatta Sayın Bahçeli dedi ki 754 gün kaldı. Yani bir anlamda dedi ki muhalefete böyle hani askerler tezkere beklerken her güne bir çentik atar ya. 754 günü alın şöyle bir her gün birine çentik atın. Yani bekleyin dedi. E, 754 günü söylemesi manalı. Benim gibi işte kısa dönem bedeli yapmayan 8 ay askerlik yapanlar bilir. Çentik atıyorduk biz. 754 gün yapmadın yani. 8 ay <laughs> Kaç gün oluyor bilmiyorum diyorsun. <laughs> e, 240 gün. <laughs> e, şimdi onun dışında bakıyoruz mesela 15 seçim olmuş bugüne kadar. 2002'den bu yana 6 genel seçim. 4 yerel seçim, 3 referandum, 2 tane de cumhurbaşkanı seçimi. Toplamda 15 seçim. 15 seçimi de kazanmış bir Erdoğan. Bu 15 seçimin 10'u Kemal Bey döneminde olmuş. 5'i e, Sayın Baykal döneminde, 10'u Kılıçdaroğlu döneminde olmuş. Olsun saymayız. <laughs> Bunu da mı saymıyor? Bu da mı gol değildi Bey? Şimdi eee e, Melik Bey son <laughs> iki buçuk dakika. Geçti. Biraz kısa kaldı süre ama hızlıca bakmayın, şimdi tamamlayalım. Dolayısıyla, evet evet. E, yo esnafla, o, hızlıca. O iki, iki, buçuk dakikanın bir dakikasını da bana versin evet, ya da yarım dakikasını. Tamam hemen. E, şimdi dolayısıyla şimdi anketlere de bakıyoruz. CHP'nin gidip geldiği yer işte 19 ile 21 bandı. AK Parti e, onun iki katı. Şimdi neyle seç, yeneceksiniz? Hasan Basri hocam söyledi. Kimle yeneceksiniz? En önemlisi o. Peki. Yani Erdoğan'ı hani çağırıyorsunuz sahaya ama hani kimle yeneceksiniz? Bu Zemin hazır değil. değil diyorsunuz. O yüzden de hani tabii yani neyle kimle yeneceksiniz? Aday belli değil diyorsunuz. Adayı belli değil. Son bir dakikayı dakika verelim de, mi Bey'e? Ben dahilindeyim diyor. Verelim mi? Ya yani, Tabii tabii buyurun buyurun buyurun. Buyurun. Belki çok kısa. Ulkibe ben üstadım ne demek? Şimdi CHP zaten kendi önüne kendi ayağına çelmeyi takmış. Erken seçim isteyen bir insan erken seçim yapalım mı yapmayalım diye bir de referandum yapalım derse zaten erken seçimin önüne başka bir engeli kendisi koymuş. Kendi ayağına basmış. Demek ki işte durum bu. Peki. Allah ya ne bileyim her şeyin hayırlısını versin. Şimdi ben konuşurken bir yanda da işte Erdoğan'ın canlı yayını izlemiş Engin Özkoç. 3 saat boyunca grup başkan vekili. Bula bula şunu bulmuş. Vatandaşa bir doz bile yok. Erdoğan'a 3 doz aşı. Yani 3 saat Peki. izledim bunu mu buldun? Allah ya. O yüzden erken seçim falan yok ya. Yani şey var ya. Bence herkes evine gitmeli. Abdullah Gül'ün meşhur bu tweet'i var ya. Herkes Hı. bence evine gitmeli.